Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yine bir sohbetle daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi İnsanoğlu yaratılış fıtratı üzerinde ölümle ilgili, ölümden sonrası ve bizi bekleyen durumlarla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. İki tane insan bedeninin yaratılışı, ruhun verilmesi realitesi içerisinde iki tane unsur var. Bu unsurlardan bir tanesi insanın dünyaya gelmesi, yani doğması ve ölmesi. İşte bu realitenin ortasında olan nokta insanın doğması, ölmeden önceki yaşadığı bu orta ve dengeli nokta. Hepimiz bu dünyada bu realitenin doğumla ölüm arasındaki noktada şu anda hayatımızı sürdürüyoruz. Bu hayatımızı sürdürdüğümüz dönüm noktası içerisinde birçok insan birçok olaylarla karşılaşıyor. Bazı insanlar ölümle burun buruna geldiği noktalar oluyor. Veyahut da bir ameliyat olması gerekiyor. Veyahut da bir kaza sonucunda bitkisel hayata girebiliyor. Veya ameliyata girdiği zaman bir daha uyanamayıp bitkisel hayata girdiği süreçler içerisinde ve bunu çoğaltabiliriz. İnsanlar ne yapıyor? Ölümle burun buruna geldiği noktalar içerisinde bu yaşamın ona kazandırdıkları ve ölüme bu kadar çok yaklaştım demelerin nedeni budur. Ölümden kıl payı kurtuldu cümlesini duyuyorsunuzdur. Veyahut da öldü ama tekrar dirildi. Yani ne yapıyor? Adeta öbür tarafa doğru gidip tam böyle bütün vücudunun kanının çekildiği, ruhunun artık Azrail tarafından tam çekileceği noktada insan tekrar hayata geri dönüyor. Bakın dikkat ederseniz ölüm nedir dedikleri zaman insanın bir uyku haline dalması. İnsan hapşırdığı zaman ne yapıyor? Kalbi bir saniyede olsa duruyor. İnsan uykuya yattığı zaman ne yapıyor? Ölümün yarı hali durumuna geçiyor. Yani bütün fonksiyonları duruyor. Bütün fonksiyonları duruyor derken organları çalışıyor, beyni çalışıyor ve frekanslar doğrultusunda rüya alemine giriyor veyahut da farklı durumlar içerisinde vücut uyku halinde değişimlere uğruyor. Ölüm de tam olarak ne oluyor dendiği zaman bakın insan trafik kazası olur veya bir bıçaklanma olayı olur veyahut da az önce dediğim gibi ameliyata girer, orada ölebilir. Yani ölümün çeşitli hal ve durumları var. Biliyorsunuz ki insan bedeni
Ruh bir enerjiyle çalışıyor. Ama bu ruhun bir gramı yok demiştik daha önceki sohbetlerde. İşte burada gramının bile olmadığı ruhun enerjisi ölüm anında ne yapıyor? Kişi 50 yaşına kadar gelmiş, bir şekilde bir olaylarla birlikte bir kaza geçiriyor veyahut da evinde otururken kalp krizi geçiriyor. İşte bu anda ölümün çeşitli halleri içerisinde, bu hastalıklar da olabilir, çoğaltabiliriz. Bu süreç içerisinde 50 yıl doğumla ölüm arasında olan olaylar film şeridi gibi gözünün önünden o gramı olmayan ruha veriler aktarılıyor. Çünkü kişi öldükten sonra beden bir taşıyıcı, ruh ise onun bütün anatomisini çalıştıran bir sistem. Ve dolayısıyla beden ruhu taşıyor, ruh bedeni taşıyor, gramsız ruh ölüm anında bütün verileri kaydetmek zorundadır. Ruhun esas temel insanın yapı taşı oluşturan bu ruh, verileri saniyeler içerisinde ölüm durumuna göre verileri kaydettikten sonra insan bedeninden ayrılarak Allah-u Teala'nın ayarlamış olduğu bir noktada gider ve oradaki bir flash benlik gibi depoladığımız işte terabaytlık hard diskler gibi. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi bir bilgisayar veriler yüklü. Sen o verileri alabilmek için işte 64 GB'lık bir flash disk kullanıyorsun veyahut da bir taşınabilir 1 TB'lık veyahut da daha yüksek kapasiteli taşınabilir hard diskler kullanıyorsun ve verileri oradan alman gerektiği zaman alıyorsun, başka bir yere aktarıyorsun. Tıpkı bunun gibi. Yani insan ölümünün bile kaydedildiği verilerin ölüm anında kopyalandığı, klonlandığı ve Allah-u Teala'nın seçmiş olduğu yere aktarıldığı bir ruhtan bahsediyoruz. Bakın. İnsanlar işte doğuş ve ölüm arasındaki hayat çizgisi içerisinde bunları düşünmek zorundadır. Elbette ki dünyada yaşıyoruz, bu yaşam içerisinde birçok şeyleri düşüneceğiz. Ama ruhun verileri kaydettikten sonra öbür taraftaki alemde o ruhu neyin beklediğini bilmek zorundadır. Birçok insan araştırmalar yapıyor ölümler üzerine ve onlar çok ilginç bilgilerden bahsediyorlar. İşte ben ölümü yaşadım, öldüm, 3 gün boyu uyanamadım, öbür aleme gittim, işte beni çeşitli kişilerin, işte annesi ölmüştür, kardeşi ölmüştür, eşi ölmüştür, çocuğu ölmüştür, karşıladığını iddia eder. Bu olayların gerçeklik payı yüksek. Çünkü dünyada bedenin yaşamını sürdürüyor ama ruh bedenden çıkmış, çıktıktan sonra belli bir süre içerisinde sinirler, kaslar, insan bedeninin birçok organı, beyin de dahil olmak üzere ölümü gerçekleşmeden, yani o elektriksel durum, işte 50 yaşında bir adam ölüyorsa o elektriksel olay bir anda vücuttan gitmiyor. O sinirler titremeye devam ediyor. Bacağı kımıldıyor, eli kımıldıyor, kafası veya gözü açılıp kapanıyor. Anlatabiliyor muyum? Hemen ruh bedenden çekildikten sonra beden tamamen bir
dokusuz, kassız veyahut da faydasız bir şeye dönüşüyor diye bir kaide yok. İşte o veriler öbür tarafa gittikten sonra eğer bir haksızlık söz konusuysa farklı derecede bir durumlar o kişinin doğuşu ve ölümüyle ilgili bazı o ince çizgi içerisinde hal ve yaşamlarıyla ilgili bazı durumlar varsa Allah-u Teala o insana bir şans daha veriyor. İşte buna realite diyoruz. Yani bazıları reenkarnasyon diyor. İşte bu realite dediğimiz olay Allah-u Teala'nın sunmuş olduğu emriyle birlikte meydana gelen olaylar zinciri. Ve bu şansı herkes yakalama potansiyeline sahip değil. İşte iyiler ölüyor, kötülere bir şey olmuyor. İyiler, veriler kaydedildikten sonra farklı bir yaşam durumuna geçiyor. Veyahut da o verilerin kaydedildiği ruh başka bir noktada beklemeye geçiyor. Yani bunun tam olarak ne olduğunu insanlar şu anda idrak edemiyor. Ama bu yaşamın içerisinde bizler ölümün ne olduğunu iyice kavramamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bazı durumlar içerisinde kişilerin işte arkadan saldırılması, işte bıçaklanması, kılıçla ensesine vurulması, kesilmesi, birçok olaylar meydana geliyor. Ve bunlar kişi nasıl öldüyse veriler o şekil aktarıldığı için, yani o ölüm anındaki film şeridi gibi geçen noktalar içerisinde kaydedildiği için kişinin öbür taraftaki duruma gittiği zaman bu olayın değerlendirilmesi sonucunda Allah-u Teala farklı durumlar içerisinde reenkarnasyon yoktur diyenlere karşılık verecek olursak, reenkarnasyonun farklı bir durumu insanın başka bir yüzle, başka bir bedenle ama verilerin aynı ruhta olarak başka insana verilmesi Allah-u Teala'nın takdiridir. O yüzden şimdi çok sevilen bir insanın ölmesi, o insan ölmedi deniyor. Bunun sebebi nedir? Yaşıyor deniyor. Yaşıyor ama dünyanın neresinde? Allah-u Teala ona, onun yaşamış olduğu ruhu aynı şekilde başka bir bedene aktardığı zaman o kişi belli bir süre sonra haksızlık şekilde öldürülmesi, haksız derecede insan tarafından veya başka bir canlı tarafından canının alınması sonucunda Allah-u Teala'nın emriyle birlikte farklı bir noktada tekrar doğumu gerçekleşerek ve o film şeridi gibi geçen, tırnak içinde söylediğimiz ölümü yaşadığı anın tüm verileri belli bir süre sonra Allah-u Teala'nın izniyle tekrar beyninde canlandırabiliyor. Beyninde oluşturabiliyor. Her şey Allah-u Teala'da. Yani çok saçma olarak düşünen, bunun bir saçmalık olduğunu düşünen kardeşlerimiz Allah-u Teala'ya inanıyor. Kitabına, peygamberlerine, Allah dostlarına inanıyor. Ama işte bunun için bir kanıt gerektiğini, işte bunun için bir gerçek somut elle tutulan verilerin olması gerektiğini düşünebilirler. En doğal hakları. Ama sonsuz kudret sahibi Allah-u Teala ol dedikten sonra, yani bizler elbette ki somut bilgiler, veriler ışığında, araştırmalar sonucunda bunlara tatmin edici bir şekilde inanmamız gerekiyor. O yüzden düşündüğümüz zaman
Ölen hiçbir insan geri gelebiliyor mu diyorlar? Hayır, gelemiyor. Ama bu realite içerisinde, yani ölümle yaşam arasında, doğumla ölüm arasındaki realite içerisinde insanların, tam olarak bedenlenmiş insanların, ruh verilen insanların tamamen ölüm anında ne yaşadığını insanlar ölmeden bilmesi elbette ki mümkün değil. Ama bu anlattığımız olay tamamen gerçeklik payının yüksek derecede olduğunu hepimiz zaten bu anlatımlardan sonra, bazıları kabul edecek, bazıları kabul etmeyebilir. Kabul edenlere de saygımız var, kabul etmeyenlere de saygımız var. İşte bu olaylar içerisinde, yani şu andaki bu kargaşalı süreçler içerisinde, korona virüsünden gerçekten yaşamları boyunca kendilerine hayat kurmuş insanların, biyolojik bir şekilde geliştirmiş virüsler tarafından ölmesine, ben şahsen Titan-ı Müşa olarak, Allah-u Teala bizden iyi bilir, büyük bir vicdan azabı duyuyorum. Yani birileri virüsleri geliştiriyor ve birçok masum insan, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki kıtalarda ölmeye devam ediyor. Bunu üretenlerin buna hakkı yok. Yaşam bütün canlıların hakkı diyoruz. Önceki videolarda da söyledim. O yüzden ben inanıyorum ki haksız yere ölen insanlara Allah-u Teala bir şans daha verecek. Ama aynı yüzle, aynı bedenle olacak diye bir kaide yok. Allah-u Teala şüphesiz bizden iyi bilir. Ama şu anda anneniz, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız, sevdiğiniz birçok insanlar hayattan kopartıldı. Bir hayatları vardı, bir düzenleri vardı. O hayatı ve düzeni oluşturmak için çaba gösterdiler, çalıştılar ve sonuç olarak hiçbir suçları yokken birilerin geliştirmiş olduğu virüsler nedeniyle veyahut da birilerinin çıkar amaçla yapmak istediği savaşlar yüzünden veya bir insan, işte bir tırın frenin bakımlarını yaptırmadığından dolayı, bir kamyonun frenlerinin bakımını yaptırmadığı için ne yapıyor? Freni patlamış kamyon ne yapar? Duramayınca bir yerlere, insanlara, mala mülke, bir şeylere zarar verebilir. Mal mülk geri gelebiliyor, yapılabiliyor, onarılabiliyor. Ama insan geri getiremiyor. Orada masum bir insan veya insanlar hayatını kaybediyor. Bir uçağın bakımı yapılmadığı için motoru yanarak 200-300 yolcu bir anda ölebiliyor. Bir gemi yeterli işte alt tarafta güvertede, geminin alt kısmında bakımları yapılmadığı için bir anda batabiliyor. Bir tren yolunun bakımı yapılmadığı için trenler çarpıştığı zaman büyük kazalar meydana gelir ve birçok insan hayatını kaybedebiliyor. Bakın, bunları düşündüğümüz zaman hep kişisel insanların hatalarından dolayı meydana gelen olaylardan dolayı birçok masum insan hayatını kaybediyor. Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Kitabına, Resullerine, Allah dostlarına inanıyoruz. Ama bakın, kaderimiz diyoruz. Alın yazdığımız. Kimin nerede nasıl öleceği belli değil. Ama insanlardan kaynaklanan hatalar yüzünden geliştirilen bu virüsler veyahut da birçok GDO'lu yiyecekler yüzünden ölen, zehirlenen insanların ne suçu var? Bu bir haksızlık değil mi? Haksızlığa uğrayan bu insanlar değil mi? Öyleyse bunun bir değişime ihtiyacı var. Ne yönde?
İlahi kanun emrettiği ölçülerde yeni bir teknoloji, insanların daha fazla ölümlerin olmadığı, farklı bir dünya, farklı yiyecekler, insanların besinlerini çok tüketerek değil de az tüketerek alabileceği bir yaşam, adaletin olduğu, gelir dağılımının eşit derecede olduğu, inançlar doğrultusunda insanların yargılanmadığı, özgürlüğün olduğu, insanların çalmadığı, çırpmadığı, birbirlerinin hakkını yemediği bir düzene ihtiyacımız var. Bu düzen için ilahi bir emre ihtiyacımız var. İlahi yaratıcı Hazreti Allah bütün her şeyi görüyor. İşte bizim savaşımız bu. Bakın az önce ölümle ilgili, yani doğum ve ölümle ilgili ve arasındaki çizgilerle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli mevzulardan bahsediyoruz. İşte şu anda dünya bu sürecin içerisinde kendilerini, yani ilahlaştırmaya çalışan, kendilerine saraylar, hanedanlıklar, imparatorluklar kurup ama bir türlü insanlara açıklayamadıkları, yani ben sizin yaratıcınızım, sizi ben yarattım, ben ne dersem o olur sözünü söylemeyip onun imajında bulunan insanlar tarafından yönetilen bir dünyanın içerisindeyiz. Ama bir türlü bunu söyleyemiyorlar. Bu hanedanlar, bu krallar kendilerini Firavun zamanındaki olan durumdan daha üstün durumda kendilerini şu anda paranın veya insanları kontrol etme hegemonyanın daha üstünde kazandıkça altınlar, katlar, yatlar, daha farklı zenginlikleri üst üste koydukça şımaran dünyayı yöneten sistemler şu anda ne yapıyorlar? İnsanların yaşam hakkına müdahale ediyorlar. Yaşam onların hakkı değil diyorlar. Yaşam bizim hakkımız diyorlar. Çünkü biz üstün yaratıklarız diyorlar. Ve kendilerine oluşturmuş olduğu kanunlar içerisinde hiç şaşmadan devam ediyorlar. İşte bizler bu süreç içerisinde haksız ölümlerin olduğunu Allah-u Teala'ya yakarışımızla bildireceğiz. Bu insanların kişisel insanların hatalarından dolayı her gün trafik kazalarında insanların kendi kusurları, kendi hataları yüzünden, kendi geliştirmiş oldukları, kendi elleriyle yapmış oldukları uçaklar, gemiler, trenler veya araçlar, yollar, köprüler yüzünden insanların öldüğünü ve insanların ölmemesi gerektiğini, her yaşamın hakkının olduğunu, yani şimdi alkol kullanan bir insan var, bir de alkol kullanmayan bir insan, alkolü çok alıp da bakıyorsunuz 4-5 kişilik bir aile tatilden gelirken böyle acı olaylar da oluyor. Bir anda sarhoş içmiş, yani alkolü neyle içtiği belli değil, ağzıyla mı içmiş, başka bir yeriyle affedersiniz içmiş olan birisi. Ne yapıyor o insandan? O ailenin aracına çarptığı zaman o aileyi yok ediyor, hepsi ölüyor. Kendine de hiçbir şey olmuyor. İşte insanlar bunu gördüğü zaman, ya sen ölseydin de o aileye bir şey olmasaydı, o bir aileydi, tatilden geliyordu, alkollü değillerdi, kemerlerini taktıkları halde ölüyorlar. Bunu gördüğü zaman insanlar, yani bu duruma Allah-u Teala yönünden değil de hayata ihsan ediyor insanlar. Onların bir suçu yoktu diyor. Ama ilahi kanun,
yazdı, nasıl bir plan yapmış, o kaza neden olmuş, tamam onlar iyi insan olabilir, tatilden geliyor olabilir ama kazandığı para nereden gelmiştir? Veya yolda bir insana belki kötülük yapmış olabilirler, onların neden öldüğünü korkarım ki insanlar şu halleriyle öğrenemeyecektir. Onların ruhları ve bedenleri, hayatları film şeridi gibi az önce anlattığımız durumlar içerisine geçtiği zaman ruhları o flash benliği alındıktan sonra, yani beden görevimi ben tamamladım, verileri ruha aktarıyorum dedikten sonra o beden tarandığı zaman o insanın hatası ortaya çıkıyor. Neden öldüğü o zaman ortaya çıkıyor. Yani bu insan haksız yere öldüler demekle olaylar, yani insanların beynindeki sorular kapanmış olmuyor. Her zaman açık duruyor. Çünkü beyin her an için üretiyor, bir şeyleri icat etme, yeni bir şeyler yapma, programlı bir beyin. O yüzden bizler bu konularda Allah-u Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama bazı insanlar, lafı şuraya getirmek istiyorum, yani haksız bir şekilde nasıl öldürüldüyse vücudundaki olaylar da o haksız öldürülmenin eserini taşıyor olabilir. Bakın burası çok önemli. İşte bir insanın boynuna kılıç vurulmuş olabilir. Haksız yere öldürülmüş olabilir. O insan o kılıcın vurulduğu darbeyi izini taşıyor olabilir. Veyahut da başka bir insan bıçaklanmıştır. O bıçağın vurulduğu noktaki izi taşıyor olabilir. Veya bir insan kaza sonucunda vücudundaki yaralanmaların sanki tekrar dünyaya geldiği zaman aynı izler vücudunda olduğu zaman, bunlar doğuştandır. Genelde doğuştan oluyor, sonradan değil. Bazı insanlar bunu gördüğü zaman şaşırıyor. Diyor ki yani bu izler neden var? Bu izlerin muhakkak bir hikmeti var. Çünkü o insan Allah-u Teala'nın verdiği emirle birlikte farklı bir bedenle tekrar gelebiliyor. Ve o insanın, hani diyorlar ya, bir görevi var. O insan o göreve doğru ilerliyor. Ve işte ruhun bedenden çıkıp ikinci bir versiyon oluşuyor. Yani birinci versiyon ölüm anında meydana gelen olay içerisinde veriler ruha kaydediliyor. Ve o kişinin ikinci yaşamındaki olan veriler de bir alt tarafa doğru kaydedilmeye başlıyor. Ama o kişi ölmedi. Dünyada yaşıyor. İşte o ilk verideki olan durum içerisinde haksız yere hayatına kim son verdiyse, hangi soy ağacı kökü zarar verdiyse o insan o duruma doğru odaklanıyor. Ve bakıyor ki hayatına son verenler hala bu dünya içerisinde, bunu özellikle dikkat edin, birçok olayı çözeceksiniz, dünyada hala insan öldürmeye devam ediyor. O zaman kılıçla öldürüyordu, şimdi silahla öldürüyor. Şimdi o insanlar ne yapıyor? Biyolojik laboratuvarlarda kendi ailesi öldürmeye alışmış, sinsileyle gelmiş bunlar. Hala hanedanlık içerisinde öldürmeye devam ediyorlar. İşte o insanın dünyaya geliş amacının ne olduğu tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Allah-u Teala'nın verdiği imkanlar doğrultusunda intikam için dünyaya geliyor. Hesap sormak için dünyaya geliyor. İşte bizler bu süreç içerisinde birçok insanın düşünce ve beyin yapıları farklı olduğu için somutlaşmış, yani dünya içerisinde mal, mülk, maddiyat onu ilgilendirmiyor. O bir göreve odaklanmış. Çünkü o
ruhun vermiş olduğu o bir saniyelik zaman film şeridi onun bu dünyadaki hiçbir dünya malına merakını ortadan kaldırıyor ve sadece sonuç odaklı durumlara doğru o insanı götürüyor. Ve o insan aynı durumlar içerisinde birçok felaketler, birçok ölümün kıyısından veya ucundan geldiği noktalar oluyor. Ama o insan korkmuyor. Çünkü ölümü yaşamış ve her gün ölüp ölüp zaten diriliyor. İkinci bir şans verilmiş. Ama bu reenkarnasyon dersek yanlış olur. Realitenin içerisinde farklı bir versiyon şeklinde tekrar dünyaya zuhur etmesinden bahsediyoruz. Tekrar bir yaşamın verilmesinden bahsediyoruz. Bakın olayları birbirine lütfen karıştırmayalım. O yüzden bu süreçler içerisinde daha çok farklı olaylar var. Daha çok gizemli olaylar var. Yani hiç duymadığınız durumlar, ilimler çerçevesi içerisinde meydana gelen o kadar çok olaylar var ki. Zamanı geldiği zaman inşallah sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Ama bakın bu anlattığımız olay şu anda kendinde bütün dünyaya meydan okuyacak bu gücü hisseden kardeşlerimize de özellikle buradan sesleniyorum. Acele etmeyeceğiz. Sabırlı olacağız. Hepimiz bu dünyaya eğer tekrar bir realite içerisine yani doğuş ve ölüm süreci içerisindeki hayat Allah-u Teala'nın çizdiği o ince çizgi içerisinde bize tekrar bir görev verildiyse korkmadan, yılmadan, sabır içerisinde Allah-u Teala'nın hakkın, Hazreti Allah'ın vereceği ilahi eminle birlikte o günler geldiği zaman biz intikamımızı alacağız. Bundan emin olun. İşte insanların kendinde meydana gelen şuurlardaki bu işte kendini Mehdi sanmalar. Biliyorsunuz ki Mehdi sanmalar deyince şimdi bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar vardı, Necati Şaşmaz. Biliyorsunuz ses kayıtları ortaya çıktı. Yani o ses kayıtlarını dinledik. Baktık işte rüya alemi içerisinde gökyüzüne yükseliyor. Orada Peygamber Efendimiz'i görüyor. Bir Peygamber Efendimiz oluyor, bir kendi oluyor, bir Peygamber Efendimiz oluyor, bir kendi oluyor. Böyle anlatıyor. Yani seçilmiş olduğunu söylüyor. Bir Mesih, Mehdi olduğunu iddia ediyor. Ya da o imada bulunuyor. Yani burada anlatmaya çalıştığım bir filmdeki bir mafya ama devlet içerisindeki KGT istihbarat teşkilatına çalışıyor ve o filmde kendini o kadar çok kaptırıyor ki yani o filmin de darbe olayından sonra bir biliyordunuz olayından sonra film kaldırıldı. Onun yerinde şu anda başka bir kanalda işte Eşkıya diye bir film oynuyor. Sırf o filmin reyting yapması için Kurtlar Vadisi pusunun kaldırıldığını herkes gayet iyi biliyor. Şu anda o Eşkıya dizisi tatildeler. İnsanların izlediği bu filmler sayesinde 3 ay, 4 ay, 5 ay tatil yapıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Orada burada da aynı mafya ayaklarını gerek o sette çalışanlara şu anda Eşkıya filmindeki Çakır Beyli Hızır Reis dedikleri ne yapıyor? Settekilere saldırıyor. Tatilde barlarda, pavyonlarda olan kişilere saldırıyorlar. Niye? Ya kendilerini kaptırıyorlar. Yani filmden çıktıkları zaman gerçek hayatında da kendilerini mafya sanıyorlar.
Rajon kesmeye kalkıyorlar. Kendilerini para kazandıkça Mesih zannediyorlar, Mehdi sanıyorlar. Seçilmiş kişi olarak görüyorlar. İşte anlattığım bu durum içerisinde insanlar bazı durumlar içerisine girebilir. Halden hale girer insan. Yani sevinçlidir, üzünlüdür, ağlar, sızlar. Hiç kendini bile tahmin bile edemeyeceği bir şeyler yapabilir. İnsan devamlı gelişiyor. Bayan olsun, erkek olsun. Çocukların zaten nasıl teknolojiyle geliştiğini görüyorsunuz. O yüzden bu süreçler içerisinde bütün dünyada yaşama bir haksızlık var. Tüm canlılara karşı. O yüzden yani ruhlar bedenlere ayrılıyor ama her ayrılan beden yani farklı durumlar içerisinde farklı değişimler meydana gelerek farklı durumlar olması söz konusu. O yüzden frekanslardan çok bahsettik. Bütün dünya, evren, tüm canlılar frekanslarla şu anda yaşamını sürdürüyor. Yediğimiz yiyeceklerin içerisinde bile bir öz yapısı var. Bir frekans bağlama var. İnsanların yediği içtiği içerisinde bile frekanslarını insanların beyinlerini, beyin dalgalarındaki o aritmatik yapıları, hücre dokularını, sinirlerini kontrol etmek için oynanılan birçok olaylar var. Sinyal atma olayları uydularda söz konusu. Yani 5G'nin gelmesiyle birlikte zaten bunlar insanların intihar etmesine kadar götürebilecek frekanslar ve sinyaller, özellikle filmlerde uygulanan belli bir desiberin üstündeki müzikler, şu anda pembe dizilerdeki müzikler insanların beyinlerini etkilemeye devam ediyor. Çocuklar için çizgi filmdeki o müzikler ve konuşmalar ve sübliminal mesajlar devam ediyor. YouTube'daki müzikler, birçok insanın konuşmaları frekans olarak insanlara tehdit olarak enjekte edilmeye devam ediliyor. Ve şu anda birçok popüler sanatçının söylemiş olduğu tüm müziklerin içerisinde yüksek desibelli insan beynine zarar verici frekanslar devam ediyor. O yüzden yani ben sohbetimi yaparken bile beynimin yani sağ ve sol nöronlarının üst tarafına yani bakır bir levha ile muhafaza etmek zorunda kalıyorum. Çünkü sohbet ederken bunu fark eden birçok kardeşimiz oluyor. Ara sıra bir durmak zorunda kalıyorum. Çünkü yüksek derecede radyasyonik bir frekansa maruz kalıyoruz. Yani nereye gidersen git. Ve o yüzden bu yüksek derecedeki frekans geldiği zaman tek etkileyen şey ağaçlık ve yeşillik bir alanda bu ses kaydını veya videoyu yapmak zorunda kalıyor. İşte o yüzden bütün dünyada, Türkiye'de yangınlar oluşturuldu, çıkartıldı ve bunun için uydu lazerleri kullanıldı. Özellikle seçilmiş yerler yakıldı. Çünkü insanlar şunu hazırlanmak istiyor. Elon Musk'un binlerce gökyüzündeki, bakın uzay da demiyorum. Uzay değil daha bir şey, insanlar sadece teleskoplarla görüyor. Farklı elektronik teleskoplarla görüyor. Uzaya çıkıldığını kanıtlayamadılar daha. Bunu bize bir kanıtlamaları lazım. Allah Resulü çıktı ama onlar hala daha bir çıkma aşaması içerisinde çıktık, gittik, şöyle yaptık, böyle yaptık ama bütün verileri değerlendirdiğimiz zaman böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden gökyüzüne gönderdikleri uydular
5G sistemiyle ormanlar yakılarak, yeşillikler yok edilerek, çünkü frekansları engellediği için, mesela bir ormanın içerisine çanak anteni vuruyorsunuz, önünde ağaçlar var, cakçuk cakçuk edip döküyor yani kanal girdikleri. Neden? Ağacı kestiğiniz zaman, önü açıldığı zaman o cakçuk etme kesiliyor, donma kesiliyor. Neden? Çünkü ağaç engelliyor. Uzak mesafede dahi olsa çanak anteninin önündeki o frekansı engelliyor. İşte böyle. Bu insanlar binlerce uyduyu gönderdi ki bir hazırlık içerisinde. Ve bunların oyunları bozulacak. Başarmaları mümkün olmayacak. Geçmiş dönemde de, geçmiş kavimler de bunlara teşebbüs etti. Geçmiş milattan önce bile atom bombalarının kullanıldığı, teknolojinin çok üstün seviyede olduğu ve yerin dibine batırıldığı ve şu anda da bu teknolojiyle insanların yani %75'ini yok edilmeye çalışıldığı bir düzen içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Düşüncelerimizle eğer Allah-u Teala bizlere yaşam verdiyse bu yaşama sahip çıkmamız gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Dua etmemiz gerekiyor. Bu olayların içerisine çıkmamız için yalvarmamız gerekiyor. Allah-u Teala üzerimizde bu meydana gelen tüm oyunları inşallah kaldıracak. Allah-u Teala şüphesiz bizden iyi bilir. O yüzden hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Allah Celle Celaluhu sizlerle olsun. Biat Allah içindir.